dünya düzeninin bittiğini bilmiyorlar. Bunun karşılığı ulus devlet değildir. Bunun karşılığı yerli üretime, kendi kaynaklarına dönmektir. Önce israftan vazgeçmektir. İsraftan vazgeçebilmek için 200 bin cami hocasının ne iş yaptığını soracaksın. Tarikatların elindeki bu kadar ihaleyi soracaksın. Askeri işindeki bu kadar cemaati soracaksın. Bunlar ne zifleniyorlar, hangi pislikleri yapıyorlar bileceksin. Devlet bilecek. Hesabını bilmeyen bir insan ekonomik krizden kalkabilir mi? Kalkamaz. Hesabını bileceksin. Kim yedi, kim dışkıladı, kim pisledi, kim kaçırdı bilen yok. McKinsey gelmiş de burada bizi incelecekmiş. Ya nereye inceliyor? Bu kadar tarikatın, pisliğin, diyanetin dışkılarını, pisliklerini nereden bulacak? Sen ahlaklı insansan, çıktığının tezgahının başında, dönerin başında, tarlanın, atölyenin başında temiz bir insansan o zaman sorarsın. Sen de yemişsen, sana da biraz ağzına vermişse, domuzu beslemişlerse sen de soramazsın. Soramayan insanları çok. Soramayan insanlar medyada, soramayan insanlar askerin içinde, soramayan insanlar AKP'de. O yüzden ekonomik krizle başlamaz. Ekonomik kriz atıkların ve pisliklerin temizlenmesidir. Temizleyeceksin. Önce hortumlayanları, yiyenleri temizleyeceksin. Bu kadar adam yiyor. Mesleksiz adam yiyor. Ne ürettiniz diyeceksin. Müfettişler gidecek. İnceleyecekler, bakacaklar. Bu iradeyi gösterecek gücün yoksa bir ülkeyi yönetemezsin. Ve tavizlere açık kalırsın. Zaten gelmiş işte adam. Taviz her taraftan geliyor. Tayyip Erdoğan'ı bir Almanya tokatlıyor. Bir Trump tokatlıyor. Bir öbürü tokatlıyor. Tayyip Erdoğan o tokatlar hiç atılmamış gibi ertesi gün kalkar bize Mehmet Akif'ten bir şiir, bir de Gökalp'ten bir şiir, bir de Arif Nihat Asya'dan bir şiir okur. Rüzgar, konu kapalı. Dalga bekliyor, rüzgar falan diye. O hamasette kendi kitlelerini kandırabilir. Burada ya var olacağız kavgası. Bir insan nasıl var olabilir? Kendi gücüyle, kendi ruhuyla, kendi felsefesiyle, kendi tarihiyle, kendi varıyla. Ekonomi kilitlenmiş, Kemal Derviş ekonomimizi bankalara bağlamış, bankalar yabancılarına geçmiş, ülke dolayımıyla bankaların eline geçmiş. Sen de hala o geldi, bu geldi, elde de banka kalmadı, bir iş bankası var, oraya da bir şey bulaşalım. Zaten milletin kafasında bir CHP fikri var, kirli bir fikri var. O yüzden alırız. Lan yeter be, bir yere de dokunmayın ya. Bir yere de dokunmayın. Şimdi iş bankasını değil, Konya Ovası'nın ipotekler arazilerini koyalım. Hadi gelin tartışalım. Gücünüz yok. Türkiye bunu duyarsa niye uğradığını şaşırır zaten. Bu zaten şeyden çıkıyor yani bu alınan satılan yani kim bankalardaki görünüyor. Google'a gir bak. O banka kimindir? Hangi ipoteklerin nedir? Orada duruyor. Kendileri güvenecek insan türü yok. Milli bir ruhu inşa edecek insan türü onlarda yok. Bu topraklarda işine saygılı, ülkesine saygılı, Allah'a saygılı, çalışmasına saygılı, emeğine saygılı, alın terine saygılı. İnsanlar milyonlarca var ama bunlar da yok.